<muzu billahi minneşşeydanirracim> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, sünnet dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taziru vaziratun vizra ukhra. Hem bu ayet-i kerimenin izahı olacak. İşte siyaseti, şahsiye, cemaatiye, milliyeye dair en adil bir düsturu Kur'anı. Bununla beraber innehu kane zalumen cahule ayet-i kerimesi ikisi beraber işlemiş olacak. İşte mahiyeti insaniyede dehşetli kabiliyeti zulüm sırrı şudur. Ayetlerin mealini verelim. Vela tezru vaziretun vizra uhra yani hiçbir kimsenin işlemiş olduğu günahtan dolayı başka birisi mesul olmaz. Yani herkesin günahı kendisine. Günahı umumileştiremeyiz, umma teşmil edemeyiz. Bir insan bir suç işlemişse o suçla suçludur. Ondan başkası onunla suçlu değildir. Diğer ayet-i kerime, اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا İnsan, muhakkak ki insan diyor. Ne kadar zalim, ne kadar cahildir. Mübarek'in sıhhatçısıyla zalûm. E, zikrediliyor. Cahilden de cahil, zalimden de zalim manası verilmiş oluyor. Üstad Hazretleri ilk okuduğumuz ayeti kerimeyi bizim nazarımıza arz ederken işte, işte diyor siyaseti şahsiye ve siyaseti cemaatiye ve siyaseti milliyeye dair en adil bir düsturu Kur'an'ı. Kur'an'ın bir düsturu. Ama neyi bizim nazarımıza veriyor? Kur'an'ın adaletini nazarımıza veriyor. Birinin işlemiş olduğu suçtan, günahtan dolayı başka birisi günahkar olamaz ve o günahı yüklenemez diye ayet-i kerime ifade ediyor. Hem şahsi muameleler noktasında mesele değerlendirilecek, hem cemaat noktasında değerlendirilecek, hem de millet noktasında değerlendirilmiş olacak. Bunu nazara verirken siyaseti şahsiye dedi. Siyaset yani... İdare sanatı demek aslında, insanı idare etme sanatı. Peki insanı nasıl idare edeceksiniz? Kanunlarla, kaidelerle, kurallarla. Siyaset seyis, yani işte at idarecesine seyis deniyor. Atı idare eden, atı terbiye eden, atı yetiştiren, at bakıcılığı yapan. Siyaset seyis aynı kökten e, geliyor. Dolayısıyla insan idaresine bakan bir cephesi var. Siyaseti İslamiye, İslami idare demektir aslında. İslami terbiye demektir. Politikayla karıştırmayalım. Politika iki yüzlülük. Siyaset devlet idaresindeki yol, yöntem, metot yani millet idaresindeki yol, yöntem, metot. İslami siyaset var. İşte burada da siyaseti şahsiye dedi, siyaseti cemaatiye. Cemaate bakış açımız nasıl olacak? Millete bakış açımız nasıl olacak? Bu ayet-i kerime aslında bu bakış açılarını ne yapmış oluyor? Tanzim etmiş oluyor. Fakat diğer taraftan insanın bir mahiyeti var ki İnsan çok zalimdir, çok cahildir. Bu şekilde olunca ne dedi? İşte mahiyeti insaniyede dehşetli kabiliyeti zulüm. E insanda bir de böyle bir boyut var. Dehşetli bir zulüm kabiliyeti var. Peki o zulüm kabiliyetini işte devre dışı bırakıp adil olma şekline getirmek aslında bütün mesele burada kendisini gösteriyor. Sırrı şudur. Beşerde hayvanın aksine olarak kuva ve müyül fıtraten tahdit edilmemiş. Yani yaratılıştan baktığımız zaman, yaratılıştan insanların istat ve kabiliyetleri fıtraten o kabiliyetlere bir sınır konmamış. Hatta Üstad Hazretleri başka işaratül icazda, insanın kemalatını netice vermesi için, aslında sınır konmamasının sebebi, İnsan nihayetsiz hayra gitsin diye Cenab-ı Hakk'ın istediği bu kulun sana öyle istat ve kabiliyetler koymuşum ki o istat ve kabiliyetlere sınır da koymamışım ama senden istediğim bu istat ve kabiliyetlerini, bu cihazlarının, bu aletlerinle beraber kemalata yürüyebildiğin kadar yürü, orada sınır yoktur. Sınırın konmamasının altında yatan sebep bu. Fakat insan bunu istat kabiliyetini tabii ki hayra bu şekilde kullanabileceği gibi nihayetsiz şerre ne yapabilir? Kullanabilir. İrade burada devreye giriyor. Cenab-ı Hak bizi, bizim istidatlarımızı kullanmak noktasında hür ve özgür bırakıyor. İmtihan da bunu gerektiriyor. O hür ve özgürlük bizdeki hangi özelliğimizi göstermiş oluyor? İrade. Diğer adıyla cüz irade. Yani irademizi istediğimiz gibi sağa sola öne arkaya hayra şerre vesaire kullanabiliyoruz. Beşerde hayvanın aksine olarak hayvanlar yaratılıştan e, hissiyatları nedir? Kayıtlı olarak, sınırlı olarak geliyorlar. İnsandaki kuva, istidat, kabiliyet, meyil fıtraten yaratılıştan tahdit edilmemiş, sınır konmamış. Meyli zulüm, işte iradeyi menfi, şer tarafında kullanılınca meyli zulüm, hubbu nefis dehşetli meydan alıyor. Eğer insan hissini, nefsini, aklını, fikrini terbiye etmeyecek olsa hak noktasında yönlendirmemiş olsa bu sefer bu gibi istat ve kabiliyetler hangi tarafa meyledeceklerdir? Zulüm tarafına. Yani yanlış yapmaya başlayacak hukukları tecavüz edeceklerdir meyli zulüm, hubbu nefis. Diğer taraftan da sadece ve sadece kendisine olan muhabbeti olacaktır. Oysa bütün alemi sevmek, bütün alemi yaratandan ötürü sevmek insanın kalbinde bu manalar var. Demek ki insan sadece ve sadece kendisini sevip her şeyi de kendi etrafında çevirebilir. Böyle bir meyil, böyle bir zulüm, Böyle bir kabiliyeti bu şekilde şerre yönlendirmek insanda var mı? Var. Evet, devamı geliyor. Ene ve enaniyetin eşkali habisesi olan. Şimdi bakın, ene ve enaniyet aslında bize verilmesinin altında yatan mahfi hazineleri, yani gizli e, hazineleri açmak, esma-i ilahiyeyi açmak, oradaki hakikatleri keşfetmek Alemin bilmecesini çözmek, insanın yaratılışının bilmecesini çözmek, bütün bunlar için bize verilmiş olan ben dediğimiz, benlik dediğimiz bir duygu var. Ene ve enaniyet. Bunun için verilmişken, Allah'ı bilmek için verilmişken ama bunu insan sadece hakikaten ben için yani kendisi için kullanacak olursa, enaniyeti için, kibri için, gururu için bugünkülerin ifadesiyle egoizm dediğimiz, egoizm için kullanıp kendisi de bir egoist olacak dereceye gelirse onu anlatıyor. Ene ve enaniyetin eşkal habisesi olan yani pis şekilleri olan, eşkal habise dediği o, pis şekilleri, çirkin şekilleri olan hodgamlık, sadece kendisini düşünme, bencillik, Hodbinlik sadece kendisini görme. Hodendişlik sadece kendisiyle ilgili endişe duyma, kendisiyle ilgili düşünme. Bak sadece kendisi ben. Bu şekilde hodgamlık, hodbinlik, hodendişlik bunlar enaniyetin pis şekilleri. İnsan ben merkezli değil, biz merkezli olmak mecburiyetindedir. Çünkü niye kainat olmadan o olmaz? Bütün alemle bağlantıları vardır. Alemsiz yaşayamaz. Güneşsiz yaşayamaz, susuz yaşayamaz, havasız yaşayamaz. Muhabbetsiz yaşayamaz, ahbapsız yaşayamaz. Dolayısıyla alemde birçok şeyle münasebeti vardır. Bir hayvanın alemde 3, 5, 10 şeyle münasebeti varsa insanın bu alemde adeta her şeyle yani istat kabiliyetleri, hissiyatı, duyguları öyle yerlere uzanıyor öyle şeyleri ihata ediyor ki adeta bütün alemle kadar olabilecek bir keyfiyeti vardır. Dolayısıyla yaratılış itibariyle baktığınız zaman bir insan bencil olamaz, ben merkezli olamaz. Ya ne olması icap eder? Biz, biz merkezli. Ben demeyecek, biz diyecek. Ene değil, nahnü esas alınmalı. Ama burada o enaniyetin pis şekilleri o insanda hükmetse, hodgamlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur, kendini büyük gösterme ve inat yani yanlış olan bir şeyde ısrarcı olma, o meyle inzimam etse, bütün bunların hepsini bu enaniyetin ve enenin pis olan bu şekilleri bir de o meyle inzimam etse, o meyle yönlense, o meyli kuvvetlendirse o hangi bir meyildi? Meyli zulüm meyli zulüm, zulmetme meyline onlar da kuvvet verecek olsa öyle Ekberül Kebair'i icat eder ki o zaman o insan öyle büyük günahları işler ki Ekberül Kebair o. Ee, Kebair büyük günahlar demek. Ekberül Kebair büyük günahların büyükleri demek. Demek ki Öyle büyük günahların da büyüklerini işler ki o insan daha beşer ona isim bulmamış. Bu günahlara beşer insanlık isim bulmamış. Şimdi aşağıda bunların misalini verecek, girmeyeceğim oraya. Peki sonuç cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi peki bu şekilde daha insanların dahi ismini bulamadığı bu kadar büyük günahlar işleyen İnsanlar ceza olarak neyi gerektiriyor? Ancak ve ancak cehennem. Ondan dolayı burada ne diyor? Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi ya bir cehennem olması lazım. Cezası da yalnız cehennem olabilir. Ya yani bu insanları bu dünyada hangi şeyle cezalandırsanız cezalandırmış olmazsınız. Onlar ancak cehennem azabıyla ne yapılabilirler? Cezalandırılabilirler. Cezası da ancak ve ancak ne olur? Cehennem olur. Evvela şahıs itibarıyla şimdi misallerini tek tek verecek. Hani yukarıda dedi ya وَلَا تَعْزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَى Siyaseti şahsiye, siyaseti cemaatiye, siyaseti milliye. Evvela şahıs itibarıyla bu ayetin adalet noktasındaki mevzusunu şahıs noktasında izah edecek. Bir şahıs çok efsafa camidir. Bir şahsın birden çok vasıfları olur. Sıfatları olur. Onların içerisinde bir sıfat adaveti celbesi. Yani bir sıfatı var ki yalan söylüyor mesela. Bir günah işliyor. Bir sıfatı var ki düşmanlığı celbediyor. Yanlış bir vasfı var. Kötü bir özelliği var. Düşmanlığı çekiyor. Birinci ayetteki kanunu ilahi iktiza eder, adavet o sıfata inhisar etsin. Yani o şahsın 10 tane diyelim sıfatı var, 10 sıfatından bir tanesi kötü. O zaman hangi sıfata düşmanlık ede edecek olmamız gerekiyor? Adalet noktasında, adaleti i ilahiye noktasında baktığımız zaman sadece o kötü sıfatına düşmanlık edebiliriz o kötü sıfatına düşmanlık etmek de o kötü sıfatı iyiye dönüştürmek şeklinde olmalıdır. Doktorun hastaya değil hastanın hastalığına düşman olduğu gibi. Doktor hastaya düşman değildir. Peki neye düşmandır? Hastanın hastalığına düşmandır. Peki hastalığına düşmanlığının ne şekilde gerçekleştiriyor? İyileştirme şeklinde gerçekleştiriyor bizim de adaleti ilahiye noktasında bakış açımız böyle olmalı. Birinci ayetteki kanun ilahi iktiza eder, adavet o sıfata inhisar etsin. Sadece o kötü vasıfla sınırlı kalsın. mecma efsafı me masuma olan, onun haricinde diğer sıfatları masum olan şahsına yalnız acısın, ve tecavüz etmesin. O şahsı kırmasın, incitmesin, acısın, hukukunu zayi etmesin. Bakın bir şahısla ilgili konuştuk. Halbuki, peki nasıl yapıyoruz biz? Uygulamada nasıl oluyor? Halbuki o zalûmu cehul. Şimdi sadece bir sıfata inhisar etmiş olsa Bakın zalim olmuyorsun adaleti yerine getirmiş oluyorsun. Ama zalimu cehul, Zalimden de zalim olma. Cehalet diğer iyi sıfatlarını nazara almama. Ayeti i kerimenin innehu kane zaluman Bakın. O zalimu cehul tabiat zalimane ile yani kendisinde yerleştirmiş olduğu zulüm fikriyle zulüm düşüncesiyle, zulmetme yapısıyla bir cani sıfat için o efsafı masumenin hakkına da tecavüz edip aa ne yaptı? O insanın diğer iyi olan, güzel olan sıfatlarına da hücumu gerçekleştirdi. Mevsufa da husumet, o güzel sıfatlara da düşmanlık. Hat Hatta devam ediyor işte zalum, zalimden de zalim olmayı anlatıyor. Hatta onda da iktifa etmiyor. O insana artık düşman kesildi. Onda da yani kötü sıfatı kalmadı. Bütün iyi sıfatlarına düşmanlık başladı. O kişinin kendisine düşmanlık. Onda da iktifa etmiyor, kalmıyor. Akrabasına da düşmanlık. Hatta meslek taşına da hangi meslektense o mesleğe de ya bütün tekstilciler böyle. Meslek taşına da düşmanlık zulmünü teşmil eder. Zulmünü ne yaptı? Onların hepsine yaydı. Bir şeyin burada zihnimize yerleştireceğimiz bir hakikat şu. Bir şeyin müteaddit esbabı olduğundan yani bir yanlış vasfın, yanlış fiilin, bir kötü amelin bir değil, birden çok sebebi olabilir. Birden çok sebebi olabilir. Adam içki içiyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Peki bunun birden çok sebebi olabilir mi? Olur. Soruyorsun, niçin içiyorsun? Boşandım. Niçin içiyorsun? İşten attılar. Niçin içiyorsun? Evladıma canım sıkıldı. En basit şeyler de olabilir. Bakın bu sebepler ayrı bir şey. O kişinin içki içmesi ayrı bir şey. Değerlendirdiğin zaman peki haklı mı? Haklı değil. Ama yani bir şeye kızmış, bir şeyden dolayı bir şeyden dolayı canı çek, canı sıkılmış. Onu içkiyle güya telafi edecek. Doğru yol mu? Doğru yol değil. Doğru yol değil. O zaman bir şeyin birden çok farklı sebebi ne yapabilir? Olabilir. Bir şeyin müteaddit esbabı olduğundan olabilir o cani sıfatta da kalbin fesadından değil. Burada önemli olan şey nedir? Kalbin kötülüğünden kaynaklanmıyor. Kalbin bozukluğundan kaynaklanmıyor. Yani Kur'an içki yasakladığı halde ben içiyorum dese bir insan kafir olur. Ama bu meret, bu lanet, bunu asla sevmem, istemem ama böyle bir şeye de düştüm. Bak bu ayrı bir şeydir. Olabilir o cani sıfatta kalbin fesadından değil, o insandaki o kötü vasıf onun kalbinin bozulmasından meydana gelmiyor. Belki hariç bir sebebin neticesidir. Hocam hariç sebebi ortadan kaldırsan belki onun o yanlış olan fiili de ortada ne yapacaktır? Kalkacaktır. Kalkacaktır. O halde sıfat caniye değil. Bir insanın kalbinden gelmiyorsa, kalbi bozuk değilse, sıfat caniye değil, kafire de olsa Allah Allah. Kötü bir sıfat değil. Yani inkarla ilgili bir sıfat dahi olsa, öyle inkarı işmam edecek bir sıfat dahi olsa, kalpten gelmiyorsa, gelmiyorsa o zat cani olmaz. O zat kafir de olmaz. Namaz kılmıyor. Niçin kılmıyor? Tembelliğinden. Kendince mazeret uyduruyor. Ya vakit bulamadım, yoğunum. Aslında bunların hiçbirisi geçerli sebep değil. Uyuya kaldım, şudur budur. Bakın bir sürü sebep üretilebilir. Ama Kur'an İster emretsin ister emretmesin namaz diye bir şey yoktur bir insan dese o küfre girer. Bu ayrı bir şey. Ama diğerleri insanı ne yapmıyor? Kafir etmiyor. Demek ki insanlara bakış açımız, insanlara nazarımız sadece o kötü sıfatları itibariyle olmalı. Ondan dolayı insanı kötülemek, akrabasını kötülemek, mahallesini, köyünü veya meslektaşını doğru bir davranış değil. Cemaat itibariyle görüyoruz ki bir şahsı muhteris, ihtiras sahibi bir şahıs bir intikamıyla veya müntakim bir muhalefetle arzuyu tazammun eden bir fikir ile demiş ki yani birisi çıkıyor bir şey söylüyor bir söz söylüyor ya muhalefetinden ya intikamından veya başka bir sebepten ihtiras dedi hırsından kaynaklanıyor benim sözüm doğru şeklinde yola çıkıyor. Bir söz söylüyor. Biri demiş, İslam parçalanacak veyahut hilafet mahvolacak. Şimdi böyle bir sözü birisi söylemiş mi? Hakikaten söylemiş. Üstad Hazretleri burada ismini zikretmediğinden o nezaketine ittiba ederek biz de ismini zikretmiyoruz. Osmanlı'nın son döneminde birisi böyle bir yani hadisata bakmış olaylara bakmış demiş ki İslam parçalanacak hilafet mahvolacak. Yani hilafet yok olup gidecek. Birisi böyle bir söz söylemiş. Tamam. Böyle bir söz söyleyebilirsin. Ama devamında da yani hadisata bakar böyle bir şey dersin. Devamında aslında denmesi gereken şey nedir? Sen Müslümansın. Sen İslamiyette çok farklı bir yeri işgal ediyorsun. Devamında aslında hak hakkı esas alan, hakikati esas alan insan nedir? Mesela der ki ya sen bu gidişinde iflas edeceksin. İnşallah etmezsin. Ha bak ikinci cümle aslında içindeki arzuyu çıkarıyor. İnşallah etmezsin. Ama gidiş, gidişata bakıyorum yani bu gidiş seni iflasa götürür. Yani tedbirini al yani dikkat et demektir. Arkasında da dua eder ya Rabbi iflas etmesin. İnşallah iflas etmez. Ha bu ayrı bir şey. Ama bir de sen iflas edeceksin dersin. Arkasında da o sözün doğru çıksın diye inşallah iflas edersin diye bir arzu, bir niyete girersin. Bu ne kadar kötü? Çok kötü. Çok kötü. Daha ilerisin Üstad burada diyor. Demiş birisi İslamiyet parçalanacak. Yani 1900 onlu yıllardan sonra söylenmiş 20'li 1910-1920 arasında söylenmiş söz. Birinci Dünya Savaşı o yıllarda söylenmiş bir söz. İslamiyet parçalanacak. Veyahut hilafet mahvolacak. Sırf bak devamı geliyor. O meş'um sözünü doğru göstermek, gururunu, enaniyetini tatmin etmek için İslam'ın perişaniyetini Eliazu billah Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Allah bu gibi şeylerden saklasın. Uhuvvet-i İslamiyenin boğulmasını arzu eder. Arzu etmiş ki İslamiyet parçalansın. Arzu etmiş ki Müslümanlar arasında uhuvvet, kardeşlik diye bir şey kalmasın. Arzu etmiş ki hilafet devre dışı kalsın. Niye böyle bir arzuya giriyor? Sözü doğru çıksın diye. Ya sen sözünün doğru çıkması için Neyi istiyorsun farkında mısın? İslamiyetin paramparça olmasını, hilafetin devre dışı kalmasını istiyorsun. Sırf sözün doğru çıksın diye. Allah muhafaza etsin. Bak bu sözün doğru çıkması nereden kaynaklandı? Bir insan ihtiras sahibi ise bir şahsı muhteris dedi. Bir intikamıyla veya intikam almak noktasında demek ki bu gibi kötü düşünceler, kötü fikirler, kötü zihniyetler insanın iç dünyasını işgal edince söylemiş olduğu sözün de arka planda kötü niyetler beraberinde geliyor. İçimize bu gibi şeyleri yerleştirmememiz lazım. Yani ihtiras olmamalı, intikam olmamalı. İlla muhalefet yapacağım. iyi bir şey olsa diye dahi ben muhalefet ederim. Yani niye sen nesin muhalefet baban mısın? Nesin ya? Adına ana muhalefet denmiş. Ne kadar iyilik olursa olsun fark etmez ben muhalefet ederim. Sen o musun ya? Ana muhalefet denmesi de garip bir şey. Doğru bir ifade değil. Bu memleketi idare etmek noktasında illa birisi muhalefet edecek. Mecbur mu? Hani kötülüğe muhalefet edersin. İyiliği de tasdik edersin canım. Güzelliği de arzu edersin. Aa. Allah muhafaza etsin. Demek ki ihtiras, intikam muhalefet gibi haller insanın söylediği kötü şeyleri de iç dünyasında arzu etme şekline yapıyor, getiriyor. Devamı var. Hasmın zulmü kafiranesini o zaman İngilizler İstanbul'u işgal etmişler. İstanbul'a yerleşmişler. Zulm ediyorlar. İşte o hasmın, düşmanın, İngilizlerin zulmü kafiranesini hayale gelmez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister. Yani biz bunları şöyle 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 hak ettik. Allah'ın adaleti de bu. Bu şekilde de binler tevillerle o zulmün sanki adalet olduğunu bize ne yapar? Göstermeye çalışır. Kim? Muhteriz, müntakim ve muhalefetçi şahs. Allah muhafaza etsin. Medeniyeti hazıra itibariyle görüyoruz ki bugünkü sefih medeniyet, Avrupa'yı medeniyet. Nasıl bize bir yol gösteriyor, bir kapı açıyor? Şu medeniyeti meş'ume, uğursuz, uğursuz medeniyet. Uğur getirmiyor. insanlara uğursuzluk getiriyor. Yollarını kapatıyor. Hakikati gizliyor. Yanlışlar yaptırıyor. Büyük günah işletiyor. Kebair değil, ekberü'l kebairleri işletiyor. Öyle gaddar bir düsturu zulüm beşerin eline vermiş ki, beşerin eline vermiş ki, bütün mehasini medeniyeti sıfıra indiriyor. Yani medeniyetin ne kadar güzelliği varsa onların hepsini adeta ne yapıyor? Sıfıra indiriyor. Adeta melaike-i kiramın insanların yaratılışıyla ilgili endişelerinin sırrını gösteriyor. Yani yeryüzünde fesat çıkaracak bir nedir? varlık mı halk edeceksin diye Cenab-ı Hakk'a e, nedir? bir sual yönetiyorlar yönlendiriyorlar. Adeta o sualdaki o e, düşünceyi adeta ortaya çıkarıyorlar. Yani insan insan eğer iradesi şerre meylederse yeryüzünü ne yapar? kana bular. Yeryüzünü en çirkin, en pis hale getirir. İşte melaikelerin endişesi de buradandı. Sefih medeniyet de aslında ne yapıyor? Bu zamanın insanına bu zamanda bunu yapıyor. Nedir? İşte bir köyde bir hain bulunsa, o köyü, yani sefih medeniyet bu şekilde uygulamış mı? Uygulamış. Bir köyde bir hain bulunsa, bir terörist, bir kötü adam. Olması gereken nedir? Onu yakala. Onun hakkından gel. O köyü masumeleriyle imha etmek. Köyü yakın. Yakmışlar mı köyü? Yakmışlar. Kendisine muhalefet eden birinden dolayı köyü yakmış. Veya bir cemaatte bir asi bulunsa bir cemaatin içinde bir isyankar olsa, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek, her şeyle o cemaati ne yapmak? Yok etmek. Veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya, kanunu zalimanesine serfuri etmeyen, kendi zalim kanunlarını yerine getirmeyen, birisi tahassün etse, oraya saklansa, gizlense, o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Şu sefih medeniyet. Savaşın dahi bir kanunu vardır. Savaşın dahi bir hukuku vardır. Ama çok rahat bir şekilde kimyasal silahlar kullanabilir. Bütün çocukları, evleri, barkları, kızı, kızanı imha edebilir. Umursar mı? Umursamaz. Bir düğmeye basarak bir şehri, o şehrin etrafındaki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün bitkileri, ne kadar orada varlık varsa hepsini bir düğmeyle, bir atom bombasıyla altını üstüne ne yapabilir? Getirebilir, umursamaz. Bu benim hakkımdır der Yaptım mı yaparım der. Bu şekilde ne yaptırıyor? Sefih medeniyet yaptırıyor. Sefih medeniyetin bu şekilde neleri var? Kanunu zalimaneleri var. Olması gereken şey nedir? Ayeti kerimenin ifadesi وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٍ وِزْرَ <وزرَغْرًا> Bir günahkarın günahından başka birisi günahkar olmaz. O zaman sadece o günahkarı, o suçluyu cezalandırmak icap eder. Cenab-ı Hakk'ın adaleti bu noktada mı işliyor? Evet. Bizim de böyle olmamız icap eder. Ama maalesef tam tersi olan zulümler var. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde nasıl oluyor ki bir kariyenin, bir köyün veya bir cemaatin binlerle masumları hiçbir zaman fena tabiatlı ihtilalciden hali kalmayan bir şehirde veya bir mahallede bulunan bir serkeş adamın isyanıyla hiç münasebet olmadığı halde o masumlar mesul belki ifna ediliyor. Yani bu mantıktan yola çıkacak olursan, diyelim bir köyde bir cani var, o köyü yok edin dersen, o zaman senin bütün köyleri, bütün şehirleri yok etmen lazım. Ortada hiçbir şeyin kalmaması lazım. Çünkü kötü bir adamın, bozuk bir adamın, fasit bir adamın, günah işlemiş bir adamın olmadığı köy yoktur. Olmadığı şehir yoktur, olmadığı memleket yok. Bir mecliste de günahkar insan var mıdır? Var. O zaman meclisi de yok edeceksin. Bakın bu mantıkla çıktın mı? Dünyada memleket kalmaz. Ülke kalmaz. Yaşanacak yer kalmaz, yaşayan kalmaz. Ama sen sadece sana bakan cephesiyle birisini yok ediyorsun. Bir adam günahkar mı? Kendince öyle şey yapmışsın. İsyan mı ediyor? O zaman köyü yok et. O zaman kendi memleketini de yok etmen lazım. Çünkü isyankarlar her tarafta vardır. Olması gereken şey nedir? Sadece o suçluyu bulup cezalandırmaktır. Hakiki adalet, adaleti mahsa budur. Cenab-ı Hak adaleti ilahiyeden, adaleti mahsadan bizleri ayırmasın. Ve la taziru vaziratun vizra uhra ayetinin sırrınca kendimizde olan bir günahı diğer vasıflarımıza teşmil etmediğimiz gibi başkalarına da nedir? Mahkum edip başkalarını o günahla mahkum edip teşmil edenlerden eylemesin. Yine diğer ayet-i kerimenin ifade ettiği zalim ve cahul. Zalimlerden de zalim, cahillerden de cahil olanlardan eylemesin. İrademizi hayra, hakka, güzele kullanıp nihayetsiz hayır işleyen kullarından eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah başka bir derslerde derste tekrar buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.